Merhabalar sevgili boğa burçları yükseleni ve ay burcu da boğa olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerin niyetine Kasım ayına da niyet ederek şöyle fincanımı kapatmış bulunmaktayım. Ben sizlerin niyetine şöyle fincanımı kapatmışken sizler de lütfen kendi niyetlerinizi oldu niyetiyle ve özellikle de kulağınızın duyacağı bir şekilde dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Önce bir kahve, ardından da bir tarot açılımımız olacak. Açılımlarımızda size ait olan pozitif enerjiyi alın lütfen. Negatif enerjiyi bırakın, gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeği saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Hadi bakalım güzelliklerle gelsin Kasım ayı diyerek şöyle fincanınızı hemen bir bakmak istiyorum. Hemen şöyle beraber bir bakalım. Evet sizlere de gösteriyorum. Bakın ben de bu arada bir bakıyorum. Bayağı semboller var yalnız Evet arkadaşlar hemen başlayacağım bak birincisi bir koyun ya da koç diyebileceğim durum var. bunu görmüşken söyleyeceğim Adaklık mı adadınız? Yani böyle bir niyetiniz mi vardı? niyetini e, olunca işte şunu yapacağım bunu yapacağım dediğin ya da kurban keseceğim dediğin bir durum mu. Ah ettim böyle niyetlendin. Bak eğer böyle bir şey varsa, unutmuş da olabilirsin ama hatırlaman niyetiyle diyorum ben bunu. Şöyle bir e, yapman gerektiğini gösteriyor. Hani bir şeye niyetlenirsin, e, hani şu olursa şunu yapacağım dersin. Burada bir e, niyet olmuş oluyor ve o niyetini artık yapman gerekiyor. Demek ki o adak aradığın şeyin gerçekleşme durumunun olduğunu da gösteriyor. Bak bu bir. İkincisi balık çıkmış. Bu balık güzel. Çünkü arkadaşlar yeni yeni işte yeni ayın yeni kısmetleri yeni nasipleri diyoruz ya. Yeni ayın sizlere getireceği kısmetlerden, nasiplerden bahseder sizlere. Güzel müjdeli haberlerin de habercisidir aynı zamanda. Bunu söyleyeyim. Şimdi düz bir yerde yatar bir pozisyondasınız. Ama nasıl diyeyim biliyor musunuz? Ee, kulaç atar gibi eller kollar böyle sürekli hareket halinde. Bir denizde yüzmek gibi düşünün. Kulaç atmak gibi düşünebilirsiniz bunu. Denizde yüzüyorsun net bir şekilde söyleyebilirim. Su enerjisi zaten güzeldir arkadaşlar. Güzelliklerden bahseder. Zaten anlamı da iyilik, e, iyiliktir. Şifalanmaktır. Aklını paklanmaktır. Çamurlara bulandıysan bunlardan kurtulmaktır. Kirlendiysen yıkanmaktır, temizlenmektir. Anlatabiliyor muyum? Burada bir temizlenme enerjisinin olduğunu gösteriyor. Şimdi ben böyle söyleyip geçtiğimde bazen yorumlayamadığınızı görüyorum. O yüzden şunu söyleyeceğim. Mesela size gelip de kendi kötü enerjilerini aktaranlar var ya olumsuz negatif enerjilerini aktaranlar var ya işte onların o sizde bıraktığı negatif kalıntılarını bu suyla temizleyeceğinizi kötü sözleri bu suyla temizleyeceğinizi gösteren bir şekilde de geldi. Şimdi aynı zamanda denizin içinde böyle bir kulaç atar vaziyette olmanız. Arkadaşlar şunu özellikle söyleyeceğim. E, yüzme bilir bir vaziyette yüzüyorsun yani bildiğin bir işi kolaylıkla yaparak üstesinden gelme durumu Daha önce tecrübe ettiğin bir şeyler vardır ve şimdi onu tekrardan yapacaksın tecrübelisin zaten ve bilinçli bir vaziyette o işin üstesinden geleceğini gösteriyor. Bir karışım mı yapıyorsunuz arkadaşlar elinizde bak bir şişe gibi. Ya hani bu diyet yapanlar işte malzemeleri koyar bir şişenin içine bir gece önceden bekletir onu içerler falan ya böyle bir şey görünüyor zayıflamaya mı niyet ettiniz diyete mi gireceksiniz? Bak böyle bir şey. Gerçi bunlar sadece zayıflamak için değil kilo almak isteyenlerin de böyle karışımları oluyor. Belki de böyle bir kilo alıp vermeyle alakalı durumlar yaşadığınızı söyleyebilirim. Evet arkadaşlar dudaklarınız var. Bakın dudaklar büyük büyümüş. Bak büyük bir vaziyette görünüyor. Hani bazen diyoruz ya benim söylediklerimi kimse dinlemiyor diye. Şimdi bu dudakların büyüklüğü senin söylediklerinin çok kıymetli olması ve söylediklerinin dinlenmesi gibi. Burada senin dikkat etmen gereken şey senin yalan yanlış konuşmaman gerektiği. Buna dikkat edeceksin. Diğer bir türlü baktığımızda zaten dudakların büyüklüğü, söylemlerinizin kıymetli olmasıyla eşdeğer bir durum ve söyledikleriniz kıymete bindiğinde de bakın ne oluyor sizin huzura ermek konuşma anlamında ya bak benim sözüme itimat ediliyor anlamında şöyle bir huzura ereceğinizi de gösteriyor. Evet arkadaşlar bakın şimdi. Hmm. Hani porsuk mu desem neydi bu çok yavaş hareket eden bir canlı vardı. Adını hatırlamıyorum. Şu anda gerçekten adını hatırlamıyorum. Ee, ama bayağı bir tembel hayvandı. Bak yorumlarda yazarsınız ben de görürüm. Böyle bir yavaş bir şekilde hareketleriniz olacak. Yani hani etrafınızdaki insanlar çok aceleyken aceleci davranırken sizin çok yavaş hareketleriniz olabilir. Hani belki etrafınızdaki insanlar bunda sizin yavaş hareketlerinizden kaynaklı ya hani bunalabilirler sıkılabilirler ama siz bazı şeyleri garantiye almışsınız. Kendi işini garantiye alan insanlar evet aynen böyle yavaş hareket ederler. Sizinkisi de bu hesap. Ben kendi işimi sağlama aldım. Herkes kendi işini düşünsün der gibi bir rahatlıkla yavaş hareketleriniz var. Etrafınızdaki insanlarla sırf bu yavaş hareketleriniz yüzünden ters düşebilirsiniz ama çok da takılmamanız gerektiğini söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar ben şöyle bir hemen tabağınıza da geçmek istiyorum. Bakalım tabağınız bizlere neler gösterecek. Hadi bakalım gidenler bir gitsin. Şöyle hemen bak at çıkmış ya bu kadar olabilir. Kafa yukarıda. Atın kafa yukarıda. Bakın şöyle sizlere net bir şekilde gösteriyorum tabağınızı. At çıkmış, ayaklar hareketli bir şekilde, ön ayaklar, arka ayaklar ve kuyruk arkadaşlar bu kadar olur diyorum size. Bak bu kadar olur gerçekten güzel. Muradınız, muradınızla alakalı güzel gelişmeler, güzel haberler. Muradınıza ereceğiniz, hatta uçabileceğiniz. Bu çok hızlı bir haber olacak. Muradınızla alakalı çok hızlı. Bakın atın et bir şekilde sizlere gösterebilirim burada. Atın kafası gayet güzel ve net. Bacaklar net, gövde net bir şekilde geldi. Burada muradına ereceğin güzel haberler, güzel nasipler alacağının göstergesidir. Bu sizlere arkadaşlar umulmadık yerlerden de gelebilir. Hani bir haber bekliyorum oradan mı gelir ya da haber beklemiyorum ne gelecek bana diye düşünenler varsa beklenilmeyen yerlerden gelen haberler de olabilir. Muradınızın gerçekleşmesi durumu da olabilir arkadaşlar. Bunu söyle. Ayrıca At çok hareketli yerinde durmuyor onu söylüyorum. Çünkü ayaklar bir yerde koşar bir vaziyette arka ayaklar bir yerde kuyruk bir yerde. Sizler burada bir harekete geçeceğinizin göstergesi. Bir haber gelebilir o haberle beraber harekete geçebilirsiniz. Zaten harekete geçme kararı alacaksınız. Belki bir işe atılma belki bir evlilik gibi evinizi değiştirmek gibi gibi gibi. Bunları lütfen kendinize göre yorumlamanızı istiyorum. Sizler burada hangi niyetle istiyorsanız o konuda muradınıza ereceğini de gösteriyor. Şimdi arkadaşlar hesap kitap yapıyorsunuz. Kar zarar gibi bir durumdan bahsediyor aslında burada. Belki bir iş yeriniz var. Aylık mı ciro yapıyorsunuz. Ne yapıyorsanız ayda şu kadar kar yaptım şu kadar zarar işte yılda şu kadar kar yaptım şu kadar zarar belki muhasebeci de olabilirsiniz belki bir muhasebede işte mali müşavirin yanında çalışan biri de olabilirsiniz ama gördüğünüz gibi yani bir takım hesaplar kitaplar yapma durumunuz var İlla bir yerde çalışmanıza da gerek yok bunun için Evinizle alakalı işte geçen ay şu kadar harcamam oldu. Bu ay bu kadar harcamam oldu. Şu kadar kar, kardayım, bu kadar zarardayım gibi belki kendi kendinize bir hesap yaptığınızı da söyleyebilirim. Evet, evet, evet. Bir de şunu söyleyeceğim. Bak bir toprak ve toprağın üstünde bir e, köstebek. Toprak, e, pardon, köstebek Toprağın altında olsaydı nasibiniz daha ortaya gün yüzüne çıkmamış diyecektim. Ama köstebek toprağın üstünde olduğu için e, nasibiniz ve kısmetiniz ortaya çıkmış bir vaziyette sizin o nasibi kontrol edip de ele almanız görmeniz gerektiği bir zamandasınız demektir. Bir de toprak enerjisi var arkadaşlar. Mümkün mertebe Toprakla bugünlerde haşır neşir olmaya dikkat edin. Üzerinizdeki negatiflikleri toprakla buluşturmaya dikkat edin. Sizler e, hiç anlamayacaksınız bile. Bak bu kadar söylüyorum size. Toprağın sizden negatif anlamda, olumsuz anlamda alıp götürdüklerini anlamayacaksınız ve sonunda rahatlayacaksınız. Böyle bir durumdur. Toprak enerjisi negatiflikleri alır, götürür arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi bir de bak gizlemeye çalışanlar var bir şeyleri ama gizli de kalmayacak bunu da söyleyeceğim. Ee, kesinlikle burada kalsın istemiyorum. Sizden belki arkanızdan iş çevirenler de olabilir gizli saklı bir şeyler yapmaya çalışanlar olabilir. Sizden saklamak istedikleri var. ama saklayamayacaklar Hatta kısa vade içerisinde İşte bugün e, örnek veriyorum. bugün. Bir şey saklamaya çalışacaklar ama kısa vade içerisinde yarın bu sakladıkları şeyin ortaya çıkması gibi bir durumu gösteriyor. Bu da arkadaşlar bugünlerde sizde bir şeyler saklamamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Saklananların ortaya çıkacağı bir zaman diliminden de bahseder. Evet hemen şöyle kartlarıma bir geçmek istiyorum. Bakalım sizlerin niyetine karıştıracağım kartlarımı. Bakalım bizlere neler göstereceksin. Evet sizler de arkadaşlar bu aşamada kendi niyetlerinizi oldu niyetiyle lütfen şöyle bir dillendirin. Hemen kartlarımı seçme aşamasına geldim. Bak çift kartlarım geliyor. Evet 5'te 5 10 kartımızı da şöyle bir hazırladık. Hazır mısınız arkadaşlar? Hemen ilk kartımla başlamak istiyorum. İlk kartım tılsım kraliçesinden geldi. Maddi anlamda çok düşünceli olduğunu ama şöyle bir durum var. Maddi olarak ani bir şekilde ödeme yapman gerektiğini ve şu anda senin elinde nakit olmadığı için ee, nasıl diyeyim size tılsım kreçesinde ani bir borç mesela düşünülmeyen bir şekilde telefon faturasının haddinden fazla yüksek gelmesiyle birlikte ben bu borcu nasıl ödeyeceğim diye düşünceye dalmak ince düşünmeye başlamak gibi bir durumunuz var. Ama tılsım kreçesinde bir de tavşan var çok da merak etmemeniz gerektiğini bu borcun yani ani bir borcun hızlı bir şekilde ödeneceğini de gösterir. Evet, diğer kartımız Güneş'ten geldi. Şimdi Güneş kartında şöyle bir durum var arkadaşlar. Çok güzel bir at var. Atın üstünde bir bebeğimiz, çocuğumuz var. At Murat'tır. Bunu biliyorsunuz. Bunu söylüyorum da zaten. At Murat'tır. Muradınızla alakalı güzel gelişmeler, güzel haberler alacağınızı gösterir. Üstünde bir çocuk ve çok temiz, çok saf bir şekilde bugünlerde iyiliklerinizin çoğalacağını, çocukla alakalı güzel gelişmeler yaşanacağını, çocuğun sizi gururlandıracağını ya da çocukla alakalı uğraşlarınız varsa bir bebek sahibi olabileceğinizi de söyleyebilirim. Güneş kartında arkadaşlar üzerinizdeki kara bulutların dağılacağını ve artık güzel günlük güneşlik böyle havaların geleceğini yani olumsuzluklardan kurtularak olumlu bir takım durumlar yaşanacağını gösterir. Ay çiçeği de bereketlenmedir arkadaşlar bereketli bir zamana gireceğinizin göstergesidir. Evet diğer kartımız güneşten sonra ay geldi. Şimdi ay kartında şöyle bir durum var. Arkadan iş çevirmeye çalışan, sizi canınızı acıtmaya çalışan, sizi sokmaya çalışan birileri var. Yılan dilli diyorum ama burada e, kartımız akreple alakalı geldi onu da söyleyeyim. Ay kartında sizin bazı korkularınızın, kaygılarınızın olduğunu gösteriyor. Korkudan, kaygıdan kastım bir konuyla alakalı. Şu şöyle olacak mı? Acaba bu böyle olacak mı gibi bazı düşünceleriniz olabilir. Bu ay kartında arkadaşlar şüphelerinizin, vesveselerinizin peşine gidin diyor. Çünkü orada haklı çıkma durumunuz var. Ama şu anda zarar vermiyor size kimse. Bunu da söyleyeyim. Diğer kartım tılsım dörtlüsünden geldi. Şimdi arkadaşlar tılsım dörtlüsünde maddiyatınıza sahip olduklarınıza, malınıza, mülkünüze çok sahip çıkmanız gerektiğini, hatta koruyup kollamanız gerektiğini gösteriyor paranız vardır işte ne bileyim e, ziynet eşyanız vardır eviniz vardır arabanız vardır e, mirasınız vardır bunlara sahip çıkmanız gerektiğini kimseye hakkınızı yedirmemeniz gerektiğini gösteriyor buradaki en ince detay nedir biliyor musun bu kartım geldiğinde benim söylediğim sizin malınızda mülkünüzde ya da sizin sahip olduklarınızda gözü olan insanların olmasından kaynaklı şöyle bir dikkat etmeniz gerektiğini yani mal varlığınızı gerçekten koruyup kollamanız hatta mümkün mertebe pek de kimseye anlatmamanız söylememeniz gerektiğinden de bahseder. Bak bunu da söyleyerek devam edelim. Evet büyük mücadele verdiğinizi gösteren bir kartım geldi. Değnek 8'lisi. Şimdi değnek 8'lisinde arkadaşlar sizin hayalleriniz var, hedefleriniz var. Hayalleriniz ve hedeflerinizle alakalı bazı gelişmeler yaşanıyor ama siz sonuca ulaşmadan o ya da bu şekilde etrafınızdaki insanlara bak ben bunu yaptım bak ben yarın şunu yapacağım gibi belki de söylemleriniz var ama bu konuda yanlış yapıyorsunuz. Çünkü siz böyle dillendirdiğinizde ne olacak burada arkadaşlar. Ee, rakipleriniz yani sizi kıskanan insanlar olacak ve bu kişiler de size rakip ve düşman olarak geri gelecekler dikkat etmeniz gereken işte bu insanlar olacak çünkü rakiplerinizle bir yarış halinde olacağınızın göstergesidir öyle her şeyi herkese anlatmamanız gereken bir zamandasınız demektir devam edelim bakalım kılıç beşlisi geldi İkili ilişkilere çokça dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. Sizin yüzünüze canım cicim deyip de arkanızdan yapmadığınız şeyleri yaptı diyen söylemediklerinizi söyledi diyen bir karakterin olduğunu. Sana canım cicim deyip de arkadan seninle alakalı hiç istemediğin sevmediğin şeyleri söylediğini ve aslında bu kişinin bugünlerde ortaya çıkacağını gösteriyor. Zıtlaşma yaşayabilirsin, tartışma yaşayabilirsin. Bu kişinin amacı seni manipülasyona getirip senin canını acıtmak, senin canını yakmak, senin etrafındaki insanların senden uzaklaşmasını sağlamak. Bu konuda gözünü dört aç. Kimsenin manipülasyonlarına boyun eğme. Kimseye çok da aman aman yaklaşma. Yani bu konularda ikili ilişkilerine gerçekten çok dikkat etmen lazım. Hatta şu da benim yorumum olsun ki. Ser verip sır vermemeniz gereken bir zamanın içindesiniz. Evet çok şükür diyelim. Değnek prensimiz geldi. Değnek prensimizde şöyle güzel bir durum var. Elinizdeki değnek. Hayallerinizi, hedeflerinizi gösterir arkadaşlar. Hayalinizle, hedefinizle alakalı güzel gelişmelerin olduğunu. Hatta değnek elinizde olduğu için hayalinize bir kavuşma yaşadığınızı, hayatınızda bunu yaşadığınızı, yani hayalinizi hayatınızda yaşadığınızı gösteriyor. Yarına bir güne kalmadan, bir diğer aya kalmadan, bir diğer yıla kalmadan bu ay içerisinde hayalinize kavuşup bunu yaşayacağınızı gösteriyor. Hayalinizi yaşamak size şöyle bir artık atacak demektir arkadaşlar. Değnek prensinde iç dünyanızda mesela verdiğiniz psikolojik savaşı bitireceksiniz ve mutlu olacağınızın göstergesidir. Bedensel olarak ve dış görünüş olarak bile bir değişime gideceksiniz. E, farklı farklı kıyafetler giyme, kıyafet tarzınızı değiştirmek gibi durumlar yaşanacağını gösteriyor. Evet Kılıç ikilisi geldi. Bak. Sen gözünü ve kulağını kapatmaya, senin gözünü ve kulağını kapatmaya çalışanlar var. Gözünün önünde arkadaşlar olan olayları görmenizi istemiyorlar. Sizin gözünüzün önünde ama siz o olayı görmeyin, o olayı bilmeyin, duymayın diye uğraşanlar var. İşte bunlar tamamen kötü karakterli insanlar. Senin gözün kulağın kapalı mı? Evet gerçekten gözün kapalı. Çünkü gözünün önünde olanları görmeyecek, göremeyecek durumda olduğunu gösteriyor. Şimdi kılıç ikilisinde e, bu gözünün önünde olan olaylar kötü olaylar mı? Kötü olaylar. Ama sana zarar veriyor mu? Hayır. Çünkü kılıçlarla kendini koruma altına almış vaziyette görünüyorsun. Sana canını açacak bir şeyler yapmaya çalışsalar dahi acıtamadıklarını gösteriyor. Bak bunu söyleyelim. Diğer bir kartım en olumsuz diyebileceğim kartlarımdan geldi. İşte burada biraz sizin de dikkat etmeniz gereken durumlar var. Şeytan kartında arkadaşlar ikili ilişkilerinizde sevgilinizle, arkadaşınızla, eşinizle, çoluk çocuğunuzla, akrabalarınızla aranızın açılması mesela bunun için uğraşan insanlar var ve ben şu an kartlarıma genel olarak baktığımda sizinle uğraşan İnsanların ee, insanların olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. İkincisi de senin düzenin bozulsun diye uğraşan insanların olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Senin canın yansın istiyorlar. Farkında mısın? Senin mutlu olmanı hazmedemeyen, mutlu olmanı istemeyen, yüzünün gülmesini istemeyen insanlar var. Lütfen bunu şöyle bir fark et. Evet son kartımız ermiş kartından geldi. Bakın bu dönemde görmek istediklerini göreceksin aslında. Biraz gözünü kulağını açman lazım. Görmek istediklerini göreceğin, duymak istediklerini duyacağın, öğrenmek istediklerini öğreneceğin bir zaman dilimine giriyorsun. Önünde bir yıldız var ama kafese koymuşsun. Enerjini kendi kendine kitleyebildiğini gösteriyor. Kitlememen lazım. Bu konuda yanlış yapıyorsun aslında ermiş kartında enerjin tavan yapar yani çoğalır ama sen bunu belki işte moralin bozuktur belki farklı şeyler olmuştur kötü şeyler yaşanmıştır ama burada ermiş kartında diyor ki sana enerjini düşürmemen lazım indirmemen lazım aksi takdirde daha güzel yerlere gelebilecekken gelemezsin diyen de bir karttır ve bu konuda sizleri ciddi anlamda uyarır. Evet arkadaşlar sizlere niyet şöyle bir kahve ve tarot açılımımızı yaptık. Lütfen size ait olan pozitif enerjiyi alın. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeği saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum. Hoşçakalın.